Milyonlarca emekli adaylarını ilgilendiren haber geldi. İşte EYT'yi kaçıran vatandaşlara erken emeklilik fırsatı. Milyonlarca çalışan erken emeklilik ile ilgili formülleri araştırıyor. Peki, EYT'yi kaçıranlar için erken emeklilik formülü neler? Emeklilikte tarih öne çekilebilir mi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, katıldığı televizyon programında şunları aktardı. Askerlik borçlanması. Eğer işe giriş tarihiniz askerlikten sonra ise askerlik süresi kadar borçlandığınızda işe giriş tarihinizi geriye çekebiliyorsunuz hem de günden faydalanabiliyorsunuz. 2001 Şubat öncesinde böyle bir durumu olanlar orada geriye çekmeyi yaparak askerlikten de borçlanarak EYT'ye girenler çok oldu. Kısmi yemeklilik var. 15 yıl 3600 gün 99 öncesinde kadınlarda 58, erkeklerde 60. Burada da bir yaş düşümü beklenmişti. EYT'ye -e eşitlenmesi şeklinde ama o düzenleme yapılmadı. Şu anki haliyle bu şekilde. %60 rapor. Tek bir organdan tek bir konudan %60 ve üzeri raporu olanlar burada faydalanabiliyor. Engelli raporu ile maluliyet raporunu karıştırmamak lazım. İkisi birbirinden farklı. Çalışmaya başladıktan sonra iş gücünü kaybedenlerde bu hak var. Vergi indiriminde de %40 engelli raporu olanlarda da 15 yıl 3600 gün, 18 yıl 4680 güne giden bir süreçte bu haktan faydalanabiliyorlar. Bakıma muhtaç çocukları anneleri baktığında 1 Ekim 2008 sonrası olanlarda 4 yıl çalışanlarınki 5 yıl prim sayılıyor, 4 yıl ödeyenler 5 yıl sayılıyor. Bu da gün açısından vatandaşlarımıza fayda sağlıyor. Yurt dışında yaşayanlar için 18 yaşından itibaren çalışan erkeklerde, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunan kadınlarda da bu borçlanma hakkına sahip. Doğum borçlanması. Kadın doğum borçlanması var. Orada da bir çocuk için 720 gün, 3 çocuk için de 2160 güne kadar bir borçlanma hakkı var. Çok özellikle bir durum var burada. Staj ve çıraklıktan dolayı işe girişlerin yapıldığında kadınlarımız normal şartlarda doğum borçlanması yapabilmek için öncesinde işe girmiş yapmış olmaları gerekiyor.